Merhabalar herkese. Şubat ayının ilk videosunu paylaşıyorum. Önce dana sınıfından başlayayım dedim bugün. Bir değişiklik yapalım. Eşim onların yemlerini verdi. Birazdan samanlarını verecek. Daha sonra da temizliğine başlayacağız. Birkaç gündür canımız çok sıkkın. Moralimiz çok bozuk. Bir karar vermek zorunda kaldık. Yani... bunu da söylemek tabii çok zor ama işte yani ahırdan bir hayvanımız eksildi yine. Ben şimdi diğer ahırlara geçeyim. Oldu. Ye yavrum, ye sen. Eşim onların da yemlerini vermiş. Birazdan samanlarını verecek. Onlar yemlerini yemeye devam ediyorlar. Moka ve tulumba. Süt oğlan da burada. Afiyet olsun oluşlarıma. Evet, şimdi de büyük ahırdayız. Kızların ahırında. Kadayıf burada. Yanında baklava hanım yine her zamanki gibi. Yonca'yı buraya aldık. Kızım, seni çoktandır böyle görmemiştik. Evet, çikolata da burada. Gördüğünüz gibi burası önceden şekerparenin yeriydi. Şekerpare artık yok. Şekerpare kesime gitti. Bunu şimdi burada böyle birdenbire söylemek de aslında çok zor. Bunun kararını vermek daha da zor. O yüzden kaç gündür çok canımız sıkkın, çok moralimiz bozuk ama bir taraftan da sürekli cebe sarıyordu. Mecburen bir eksiltmeye gitmek zorundaydık. Yani bunun açıklaması bu şekilde belki yapılmamalı. Yani bu kadar kolay. Yani insan saçmalıyor bazen de konuşurken ama ne diyeceğimi bilemedim. Normalde bu işe ticari yönden bakmak lazım. Çünkü bu bir iş, yani hayvancılık, besicilik. Ama ben biraz fazla duygusal olduğum için onlara çok çabuk bağlanıyorum galiba. O yüzden en çok etkilenen, psikolojisi bozulan ben oluyorum. Onlar satılsa da ben yine çok etkilenmişim. Daha önceden Efe, balı olan vardı. Onlar falan da satıldığı zaman da yine ben böyle birkaç gün üzgün bir şekilde dolaşmıştım etrafta. Benle alakalı bir şey yani. Aslında kendimi bir taraftan teselli etmeye çalışıyorum. Allah onları bizlere etinden, sütünden, derisinden, her şeyden faydalanabilmemiz için verdi diye. Ama işte onların bu kararını, hayatta kalma, yaşama kararını ya da yaşamlarının sona erdirme kararını bizim veriyor olmamız biraz herhalde duygusal olarak çok etkiliyor beni. Böyle aslında daha fazla da konuşmak istemiyorum. Çok üzülüyorum. Konuştukça da üzülüyorum. Böyle yani, böyle bir karar vermek zorunda kaldık ve şekerpare gitti birkaç gün önce. Artık soğukta dışarıya çıkamadıkları için oğlum onlara sularını ayağına kadar getiriyor. Susadın mı kızım sen? Öfkeli. İstemiyorum artık mı diyor, ne yapıyor? Öfkeli. Yazık, Yonca da susamış herhalde, baksana. Onun suyunu istiyor. Sana da verecek kızım. Abi onu döksün, yenisini dolduracak sana. Ah canım canım, kıyamam ben sana. Ah yazık sana, dur abi yenisini getirecek sana. Ya kovalarımız da hep kırıldığı için tek kovaya düştük. Yenisini alana kadar böyle tek tek idare ediyoruz. Ya sen nasıl tatlı bir şeysin böyle. Yonca, ben seni çok özlemişim. Hep böyle kapalı yerde görüyordum seni. Büyümüş de hem benim kızım. Çikolata sen de acele et hadi. Tadını çıkara çıkara içiyor.
Herhalde yetti Muhammed. Sen en iyisi yoncanınkini de getir, onu döküp. Dedim. Kışım. Çikolata artık beni daha çok korkutmaya başladı Şaban. Çünkü aynı annesinin evet yaşında ya şu anda. Annesine benzedi biraz bu. Öyle. Yine bana püf falan yapmaya başladı. Öfkeli bu. Evet, yoncanın suyu geldi. Bakalım içecek mi? Öfkeli az önce bu, çok ısrar annesine ediyordu ben içeceğim bu diye. Şifa olsun kuzuma. Ama bakacağız size. Ben kuzu değilim diyecek. Aynen. Çikolata mı Amerikan Jersey? Atıyor ya. Memnun oldum. Çikolata. Ben de Feyza. Bildiğiniz köyden gelmiş işte. Evet. O da bizim gibi köylü. Ama çok susamış. Abisi baksana gerçekten de. Çok güçlü o falan. Çikolata oğlumu ısırırken yakaladık da. Onu çekeyim dedim ama tam çekemedim galiba. Evet diyor, çekemedim. Kaçırdım değil mi? Bir de başını sallıyorsa. Eşime diyorum ki koyun alalım. Hayır diyor. Tavuk alalım diyorum. Hayır diyor. Neden almıyoruz Şaban? Ya, koyunun bakması daha değişik. Farklı yani. Onu sabahtan getireceksin. Öğlen olmadan geri getireceksin. Çok erken çıkman lazım. Evet. 5'te dışarı çıkartman lazım. Ya, bilemedin 6'da yani hava aydınlanırken. Hı hı. Sonra öğleden sonra tekrar çıkartacaksın. Ta ki hava kararmasaya kadar. Evet. Tavuk? Ya, tavuk da burada bizim yabani kuşlar var. Evet. Tilki var, sansar var, çakal var, kurt var, onu saymıyorlar, kurt o kadar yaklaşmasa da yaklaşabilir de yani. Evet. Yabani kuşlar, bir sürü değişik kuşlar var. Burada bir hafta yaşanamazsın tavukları yani. Evet. Bir de hastalık var diyorsun, hastalık geçer birbirine diyorsun. Evet, hastalıklar, koyunun hastalığı, ineğin hastalığı, ineklerin hastalıkları farklı. Hı hı. Peki geçiş yaparlarsa öldürücü olabilirler. Anladım. Tavuk peki desen onun da hastalıkları farklı. Yani hep birbirine hastalık mı geçer diyorsun? Farklı. Her bir cinsin farklı şeyi var. Koyunlar mesela şey diyeceğim, onların değişik kelebek dedikleri, ondan sonra şap mesela. Şap onları az hafif atlatır, bunlar ağır atlatır. Ondan o geçtiği zaman daha fazla şey yapar, zarar verir. Yani ikisi bir arada olmasaydı değil. Anladım. Şey var, Ali Baba var, hani herkes biliyor onu. Ali Baba'nın çiftliği var. Evet. Çiftliğinde koyunları var, eşekleri var, inekleri var, tavukları var. Bu Ali Baba'nın hiç hayvanları birbirine hastalık taşımıyor mu? O zaman bilmiyormuştum. Ali Baba'nın hastalıktan haberi yok. Benim düşüncem böyle. Belki daha bildiği bu işi yapanlar, profesyonel daha iyi yapanlar daha iyi bilir. Ama benim düşünce şeklim böyle. Tamam. Yani birbirine hastalık geçmemesi için tek ırk yapmak gerekiyor. Evet. Aslında ben tavuk ve koyunu çok istiyorum. Yani yapmayı istiyordum aslında burada. Anca büyükbaş hayvancılığı bırakırsan, hı hı, anca o zaman hani hop amaçlı 2-3 tane alacaksın, bahçede falan bakacaksın yani. O zaman zamana bırakıyoruz. Tabii zamana bırakacağız yani. Bizim bu işi yapma şansımız yok. Tamamdır. Ben zaten onları aldığım zaman çok tedirgin olurum yani, öyle bir şeydi. Yani 2 tane koyun getirsem acaba hastalık geçecek. Tavuk alsam tavuğun hastalıkları farklı. Geçecek mi? Yani sürekli hastalık yani, şimdi bu büyükbaş hayvanlar da dayanıklı diyoruz. Kuvvetli diyoruz. Evet. Fakat bir hastalık hemen götürmüyor. Evet. Yani o kadar da şey değil. 2 günde, 3 günde hemen soluyorlar. 5 günde soluyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Yani o yüzden yani şey, çok hassas olmak gerekiyor. Hem can kaybı, üzüntü, hem maddiyat öyle. Veteriner buraya gelmesi de çok bize masraflı oluyor. İlacı var. Hem de ayrıca var, yazdığı ilaçlar, çok pahalı ilaçlar. Evet. Yani şimdi bir de mesela şöyle söyleyeyim, biz şey yapmıyoruz. Nasıl diyeyim? Taze, yine de çok da böyle titiz davranmıyoruz. Öyle vesaneler var ki adam sahibi, hı hı, bir yabancı içeri bile duymuyor. Ha, o anlamda titiz. Ahırına dahi koymuyor. Tamam, hastalık ben de titiz davranmıyoruz derken anlayamadım da. Ahırda kullandığı ayakkabıları,
bir başkası geldiğinde yeni bir ayakkabı veriyor. Öyle şeylerle, poşetlerle sokuyor. Niye? Evet evet, onu söylediler. Siz ahırınıza koymayın insanları yani, dediler. Insan doğru. Sokmuyor yani. Yani biz şimdi eşimiz dostumuz gelince biz bakıyoruz, merak ediyoruz, baktırıyoruz, şey yapmıyoruz yani. Önemsemiyoruz ama şimdi bir başka hayvan olursa olmaz. Koyun evet. Cinsi olsun, keçi cinsi olsun. Tamam, merak edebiliriz yani. Güzel gözüküyorlar da onların da sorunları farklı. O zaman teşekkür ediyorum bu geniş açıklama için. Son videodan sonra evde bir değişiklik olmadı. O yüzden eve girip göstermiyorum. Yalnız ben yokken bir kulübede buraya yapmışlar. İçinde durmuyorlar ama nedenini sordum. Yan köyden bir köpek bekliyorlarmış, yavru köpek. Zamanı geldiğinde bize haber vereceklermiş. O yüzden yeni bir kulübe yapmışlar. Daha önceden yaptığımız kulübe yine duruyor oralarda. Sırayla herkes suyunu içiyor. Ben yine üşüdüm, eve geçeyim artık diyorum. Sizin işler bitti mi burada? Bitti sayılır. Sularını vereceğiz. Ondan sonra biraz daha saman vereceğim. Yemlerini tamam. Yediler zaten. Evet. O zaman kapatacağız artık. Üşümesinler, dinlensinler ondan sonra. Tamam. Videomuza burada başlamıştık. Burada bitirelim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.